Evet, hadise önceki gün bu fotoğraf karesini paylaştı. Şu üzerine düştüğü notu da zaten görüyorsunuz. Şapkam ve ben diyor. Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın. Onlara güzel bir hediyem var diyor. Ne, ben anlamadım. Fotoğrafı yakınlaştıranlar gözlerine inanamadılar. Hadise orta parmak hareketi yapıyordu. Süper. Sevdin mi, beğendin mi? İyi yapmış. İyi yapmış. İyi yaptın. İyi yapmış çünkü o hareket yüzünden. Evet. Gerçekten internet, sosyal medya çok acımasız. Evet, acımasız. Şimdi şunu unutuyorlar. Biz insanız. Yani senin canın acıdığı gibi benim de canım acıyor. Tabii. Ve beni o kadar çok eleştiriyorsun ki senin yaşayamayacağın o duyguları ben yaşıyorum. Çok büyük bir problem yani bu. O yüzden güzel yapmış, ohi yapmış. Bence çok da güzel giyinmiş. Evet, parmak hareketi yüzünden çokça tepki alan Hadise dün açıklama yaptı ve bakın neler söyledi. ...33 yaşındaki Hadise sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Önceki gün yaptığı bir paylaşım onu bu kez gündeme taşımakla kalmadı, tepkilerin çığ gibi büyümesine de neden oldu. Ünlü popçunun fotoğrafında şapkam ve ben, beğenmeyenler zoom yapsın, onlara güzel bir hediyem var notuyla dikkat çektiği şey çirkin bir parmak hareketiydi. Hadise bu davranışıyla birlikte bir anda eleştiri oklarının da hedefi oldu. Sosyal medya Hadise'yi hareketi nedeniyle adeta yerden yere vurdu. Gidiyoruz sonsuza. Ünlü popçu daha önce Altın Kelebek ödül töreninde şapkası ve kıyafetiyle alay eden Cem Yılmaz'ı çok komik bulmuş, el işareti yerine alkışlamıştı. Çok özür dilerim, bir vaktinizi alacağım, 10 saniye. 34KK110. Plakalı araç. Şaka değil değil mi? Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü. Bayağı ciddiye alıp bakmam. Ne üstünden mi atlasın Allah Allah. Kişiye ve yerine göre eleştirileri olan tepkisinin değiştiği görülen Hadise yaptığı açıklamada paylaşımını eğlenceli bulduğunu belirtti. Ünlü popçu şunları söyledi. Bana bel altı yorum yapanlara, ağza alınmayacak laflar söyleyenlere neden susuyorsunuz? Sanatçı olmam insan olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Diğer insanlar bana ya da başkasına küfürlü mesajlar yazarken onlara bu şekilde bir yorum yazmanız skandal dediğinizi hiç duymadım. Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa, eğlenmek için yapılanları bu kadar sorgulamasa ve sadece kötü yorumları değil, gelen binlerce eğlenceli yorumu da görüp haber yapsa. Ben eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. 2019'da daha çok güleceğiz. Hadise gelen tepkileri durdurabilecek ve takipçilerinin gönlünü alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sanatçı olmam insan olduğum gerçeğini değiştirmiyor diyor. Pardon da sanatçıyla şarkıcıyı birbirine karıştırmayalım. Evet bak. Onun altını artık sanatçı üretendir, eserler ortaya koyandır, söz yazar, beste yapar, bir eser ortaya koyar. Gerekirse bir enstrüman çalar. Evet. Ama şarkıcı ise başkasının emeğini satın alır ve söyler. Bak çok yıllar önce ne kadar bir dönemin yıldızları, efsane isimleri ne kadar mütevazı, buna babanın da dahil olduğu grup.
Nilüfer'e röportaja gittiğimde arada sizin gibi sanatçılar röportajın başında dedi ki hop bir dakika bunun ayrımını yapalım dedi. Ben sanatçı değilim dedi. Çok özür dilerim pardon dedim. Sezen Aksu sanatçı dedi. Ajda Pekkan'la ben yorumcuyum dedi. Hı. Bak meslek hayatının kaçıncı yılında birçok pop yıldızının örnek aldığı bir isim. O bile ayrımını yapıyorken 2 yıllık 3 yıllık kariyerlerinin üstüne ben sanatçıyım diye yola çıkmaları çok ayıp. Oyuncu, yorumcu, şarkıcı, popçu, müzisyen, sanatçı. Bunların ayrımı. Aynen.